Devam ediyorum. Hadi video izleyelim. O konuyu değerlendireceğim. Treni durdur, Lamborghini'yi kazan. Umarım o hep yenilen çocuk yoktur. Varsa o çocuğu hemen sahnesinde banlayacağım. Dolarlık bir Lamborghini duruyor ve çok geçmeden devasa... Ses geliyor mu size? Geliyor. Bir tren onu paramparça edecek. Çarpışmadan önce bu Lamborghini'yi Blake'e veriyorum. Teşekkür ederim. Tren gelmesine geliyor ama bu 8 asker de Lamborghini'ye 10 bin mermi atmak için pozisyon almış durumda. Hayatımda böyle korkunç bir şey görmedim. Evet, eğlenceli olacak. Ve Lambo'nu mermilerden korumanın bir yolunu bulmak için tam 24 saatim var. İstediğini yapabilirsin. Süre şimdi başlıyor. Tamam, ilk savunma hattı için briketlerden bir duvar dizmek istiyorum. Ondan... Bir dakika, bu çocuk yarışmacı ve o çocuk değil. Doğru muyum? Ses bir tık fazla. Kısarız Johnny. Herhalde. Sonra buzdolaplarıyla dolu birkaç nakliye konteyneri, tamam. Sonra da mermileri engellemek için arabalardan oluşan bir duvar. Sence bu saydıkların 10 bin mermiyi durdurmaya yetecek mi yani? Yeter, bence yeter Jimmy. Şey tamam ama burası şimdilik bomboş. İnşaata başladı. Işte Blake de hemen kredi o kartına erişimi olan 3 mağazaya gitti ve malzemeleri abartmıyorum tam 78 bin dolar harcadı. Ama bunlarla sizi oha sıkmak istemiyorum. Teslimatın tamamlandığı kısma geçelim hadi. Baba Lamborghini alırdınız ya bir tane daha. Malzemelerin ilk teslimatı şu anda yapılıyor. Vay canına, bütün bunları aldığıma inanamıyorum ki dahası da gelecek. Bir su kamyonu geldi. Burada arabaların bir kısmı da geldi. Burada da bir yük konteyneri var. Bu kadar malı nereden bulmuş bu? Evet, bu çılgınlık. Makineli tüfekleri kafanıza takmayın. Orada değillermiş gibi. Açıkçası burada ne aradıklarını ben de bilmiyorum. 5 saat geçti ve bu yük konteyneri gerçekten de 10 bin mermiye karşı ilk savunma hattı olmak üzere. Pekala, bu muhtemelen işimizi görecek. Sence nakliye konteynerleri bu mermileri durdurur mu? Mümkün bile değil. Hapı yuttu diyebilir miyiz yani? Evet, durum onun için kötü gibi. Tamam, çok kötü. Yaklaşık 6 saat oldu. Belki de bu eğlenecek, diğer çocuk gelecek gibi bir ihtimal de var. Lemenden memnun musun? Oldukça memnunum. Emin misin? Bu şeyine ne kadar değildim. Ama tamam, buradayken bu sisteme güveniyorum. Bu mermileri durdurabilir mi diye bir soru sordum ama hayır dediler. Ve Blake bunu fark ettiğinde her şeyini ortaya koydu. Sadece gece boyunca çalışmadı. Bu taraftan Bay Demiryolu traversleri. Güzel güzel, evet. Çok iyi, mükemmel. Ertesi sabah bile bu bariyer üzerine uğraşmaya devam etti. Baksanıza, adam konteyneri kamyonet ve dev bir tüple dolduruyor. Ve bir araya getirildiğini gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. Burada neler belki yaptı? Onları basacağın da kum bassa daha fazla şey olmaz mıydı? Aynen öyle de ya, hadi işin hadi bir aksiyonu da olsun da. Ya işte eğlence içerik olsun. Yoksa abi buradan bırak geçemez. Bazuka bile işlemez buraya. Şimdi? Önce ön tarafa bir sürü beton yığdım. Bariyerin en yüksek kısmını makineli tüfekleri engellemesi için ayarladım. Şu çünkü bu şeyler büyük ve korkutucu. Yani. Bütün arabalarımı konteynerlere koydum. Çok da su var. Ve bu tarafa bakacak olursanız Lamborghini'sinin her şeyin arkasında nasıl saklandığını göreceksiniz. Evet, bence halinden memnunum. Sence bütün bunlar o mermileri durduracak mı? Evet, durduracak. Bence başarılı olma ihtimalin yarı yarıya. Bu bence gayet iyi bir oran, evet. Evet, askerler 10 bin mermi atmadan önce Lamborghini'ye bir bakalım. Sadece bu Lamborghini için yarışmıyorsun. 100 bin dolar da söz konusu. Oh. Ne? Aynen öyle. Evet, güzel duruyor değil bu mi? Bu sigortayı karşılamak için yeter. Başlayalı 44 saat oldu. 8 korkunç adam ve 10 bin mermi. Hepsi Blake'in inşa ettiklerine karşı. Hadi işareti ver. Hadi sadece bitirelim. Nişan aldık. Ateş etmeye hazırız Jimmy. Gıdıklamayacak bile bak. Evet, ateş açabilirsiniz. Anlaşıldı. Bekleyin! Ateş! Oh! Oh, inanamıyorum. Aa, kalesini kurşun yağmuruna tutuyorlar. İnanamıyorum. Amına koyuldu arabanın. Ben bir yanlış gördüm. Bir dakika. Aa, kalesini kurşun yağmuruna tutuyorlar. İnanamıyorum. İnanılmaz. Ya. Bu çılgınlık. Şu anda briketleri paramparça etmekle meşguller. Olamaz. Aa, hayır. Blake'in bariyeri paramparça oldu. Ya sanki Discord'da sesi gelmiyor gibi. Duyuyor musunuz Discord'da konuşanları? Ben duymuyorum çünkü. Bir bakın bakayım. Benim kulaklığımdan farklı bir şey alıyor olabilirim. Az geliyor. Biz kısık sesle konuşuyor olabilir miyiz belki? Yo, şu abi bak, mesela benim... böyle konuşsak. Ha, öyle gelir. Çünkü siz de konuştuğumuz zaman sesiyle... geliyor mu? Konuş bakayım. Ses denemez bir kişi. Böyle gelir, böyle gelir. Tamam, böyle konuşursanız olur ama böyle arkanıza yaslanırsanız gelmiyor. Bilmediği şeyse bu mermilerin Lamborghini'yi paramparça etmek için düşündüğümüz 4 aşamadan sadece ilki oldu. Ya da bundan sonra geriye kalan ne varsa mı desem. Hafif makineliği kurdular. Çok güzel. Oh, hayır! Daha bir de sıkıyor lan oydu. 5-1 mi o? 5-1. Ama makinalı işi bozar. 5-1 ne gel.
Kriketler paramparça. Artık tek bir merminin bunu delip geçmesi yeter. Lambosunda bir delik açacak. İnanamıyorum. Hayır. Bunlar son mermiler. Bugün bizim oynayacağımız oyun gibi amına koyayım. Bitti evet, mi? Vardı, hadi sene. Bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. Ne durumda? Bir şey yok. İşte budur. 10.000 mermi ve tek bir delik bile yok bebeğim. Lambosunda mermi deliği falan yok. Eğer Blake henüz tanımıyorsanız da kendisi önceki iki videomuzdaki yarışmacılardan. Lambo mu? Hayır ya, bu o değil ya. Ve bugün büyük... Başkası uçucu tipini hatırlıyorum. Kendisi önceki iki videomuzdaki yarışmacı. Aynı yerde yarışmışlardı. Hayır, o değil. Bu senin dediğin şey değil mi? Şu kurabiyeyi şey yapan çocuk. Aynen, en son denilen çocuk bu değil. Evet. Ve bugün büyük ödülü kazanmak için üçüncü ve son kez yeniden aramızda. İkinci aşamaya hazır mısın? Evet. Şuradaki dev vinci görüyor musun? Şu büyük sarı petrol kulesi görünümlü şey mi? İkinci aşama bu. O vinç arabanı 100 metre yukarı kaldıracak ve 24 saat içinde düşürecek. Ve araban pert olmadan onu yakalaman gerekiyor. Sen ciddi misin? Evet. Tamam, böyle getirin hadi. Biz dünyanın ilk 30 metrelik Lamborghini serbest düşüşünü hazırlarken işte Lamborghini uçuyor Blake. Blake onu nasıl yakalayacağına dair plan yapmaya başladı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ki. Cender, buraya gel. Evet, buradayım. Çakılmasını nasıl engellerdin? Şehirdeki bütün yastıkları alırdım. Sonra da bütün yatakları alırdım. Sonra da bir battaniye. Cender, sen dev bir yatak yapıyorsun. Bir de ılık bir bardak su. Tamam yeter, yardımcı olmuyorsun. Blake, hünerlerini göster. İşim bitti. Pekala millet, hem iyi hem de kötü haberlerim var. İlk günü inanılmaz şekilde atlattım. Kötü haberse Lamborghini şu anda havada, tamam mı? Bir fikri olan var mı? Yani ne düşünüyorsunuz söyleyin. Şişme kale olur mu? Şişme kale aslında kötü fikir değilmiş. Çünkü bu hiç de fena değil. Evet. Blake inşaat işçisinin bilgeliğinden ilham aldıktan sonra ne yapması gerektiğine karar vermişti. Konteynerleri tam burada ortasında X işareti olan bir kareye taşıyacağım, evet. Böylece bu kareyi bir sürü şişme yatak, yastık, baloncuklu, naylonla doldurabilir. Ayrıca bir sürü de şişme kareye yerleştirebilir. Fakat bir sorunumuz var. Elimde malzeme yok. Mağazalardan aldığım her şey beton ya da metal. Yani... Aldığım hiçbir şeyi ikinci gün için kullanamayacağım. Elimde hiçbir şey yok. Blake de ekibini şehirdeki bütün yastıkları ve şişme yatakları almaya gönderdi ve çok uykusuz olmasına rağmen hemen işe koyuldu. Şimdiden yani bunu neden tekrar yapıyorum ki dediğim o noktaya geldim. Evet, doğru ya. Şu anda gökyüzünde süzülen bir Lamborghini kazanmak için yarışıyorum. Malzemeleri geldiğinde Blake 24 saatten uzun bir süredir ayaktaydı ve gerçekten uyuması gerekiyordu. Uyumaya çalışacağım çünkü çok yorgunum ve saat sabahın 4'ü. Blake gerçekten çok yorgun olduğu için planladığından çok daha uzun süre uyudu. Blake? Ciddi mi bu? Bu ne be? Oğlum bu iş yapmaz lan. Öyle bir sürü yatak yastık. Yakalmış işte. Araba mahvolur yani. Tık yorgan almış ama ılık sütü eksik gibi. Evet, ılık süt olmazsa olmaz. Blake nerede? Uyuduğunu söyledi. Hayır, inanamam. Evet. Blake sahaya varana kadar gün bitmek üzereydi. Akşam vakti gelmişti. İşte şuradaki Blake'in kamyoneti. Hadi işe koyulmamız gerek, hadi. Pekala, ne durumdayız bir bakalım. Oo, şu şişme ev büyük bir kutu görevi görecektir. Düşünüyorum da belki o şeyi şimdi ortaya koyarız ve sonra da şişirmeye başlarız. Sadece 4,5 saat kaldı ve Blake için durum hiç iyi görünmüyor. Lamborghini'yi kurtaracağına %10 ihtimal bile vermiyor. Ekip çerçevenin dışına çıkıyormuş değil mi? Daha sonra o treni durdurma şansı yok. Yan tarafı doldurmaya başladık. Böylece burası yüksek olacak. Bu duvardan yüksek yani. Böylece sadece birkaç saati kalan... Ya baksana mı şey yapmak koyayım. Yani bunlardan milyonlarca mı atacaksın? Blake hiç ara vermeden çukurun kalanını karton kutular ve baloncuklu naylonlarla doldurmaya çalıştı. Sona yaklaşıyoruz Blake. Chandler ne kadar kaldı? Hadi gel, çikolata geliyor, çikolata. Bir saat. Blake'in işi bitti. Biraz naylonum kaldı. Sanırım bu şeyle yukarı çıkıp bebeğimi bu baloncuklu naylonla saracağım. Ve işim bitecek. İşim bitecek tabii, evet. Blake vinç üzerindeki zamanını bir türlü beceremezse de naylonla çalışarak geçirdi. Bu işe yaramayacak. Vakit ne vakti? Ne? Arabayı bırakma vakti. Allah. Hadi bırakalım şunu. Naylonu kaplayamadığı için görkemli görünüyor. Blake, sence Lamborghini'nin Çıtır hasarlı olur oğlum, bir şey olmaz ya. Kurtulacak mı? Kurtulacak Jimmy. Ben o kadar emin değilim. Kurtulacağına şüphem yok. Walmart'taki bütün şişme yatakları aldım. Bu da kurtarmazsa ne kurtarır bilmem. Elimden gelen her şeyi yaptım. Şimdi i̇şte bu araba sağ önüne doğru düşmezse... Artık arabayı kaybetsin. Kurgu. Neden? Çünkü sağ önde bir ton para vardı. Anladın mı? Ağırlık yapması lazım. Çapraz düşmesi lazım. Lan gördü. Ya dur bakalım. Yakala. Leziz bir çikolatam var. Walmart'ta satılıyor. Çikolatamızı deneyin. Beğenecek misiniz merak ediyorum. Ama her neyse, elinde 3 şişme kale, 150 yastık var. Kaç yastık var?
150. 150 yastık var ve ayrıca 2000 de karton kutu varmış. Lambo'nun düşüşünü yavaşlatabilecek mi? Evet. Evet. Bir değil iki evet. Tamam. Evet. 24 saat çalıştı. Hiç bırakmadı. Ah be Serhat. Oğlum bütün ekip bizim ekibe çok benziyor ya. Kelime oyunu yaptım. 3, 2, 1. Lamborghini'yi bırakın. Hadi çekilin yolundan hadi. Arabaya hiçbir şey olmadı bana. İşaret değil. Bir şey olmasın, bir şey olmasın, bir şey olmasın, bir şey olmasın. Evet, konteyneri önümüzden çekiyorlar. O Lambo'nun kurtulmasının imkanı yok. Şu kutuları yoldan çekin. Oo! Ne? Hiç arabanın şey ne kadar hasar aldığına bakacağız. Işıklar çalışıyor. Işıklar çalışıyor. Evet, bu Prenses Kalesi arabayı genel olarak kurtarmış olabilir. Kader anı geldi. Tarihte bir Lamborghini'nin düşüşünü yavaşlatan ilk kişi olabilirsin. Eğer çalışırsa. Evet, evet. Bir bakalım. Evet. Çalışıyor. Evet, inanamıyorum. Evet, işte bundan söz ediyordum. Bir şey yok. Tampondaki küçük bir çatlak dışında her şey iyi görünüyor. Resmi ekspertiz aracılığıyla öğrendiğimize göre bu hasar Blake'in Lamborghini'sinin fiyatını çok düşürmeyecek. Harcanlar ekspertiz bir hasar. Evet, teşekkür. Harcanlar geldi ya. İyi haberlerle geldiniz. O halde üçüncü aşamadan bahsetme zamanı. Bu aşamada yanan arabalar var. Blake sıradaki meydan okuma için en büyük kabusuyla yine yüzleşecek. Geçen sefer Blake'e her şeye mal olan yanan arabalar meydan okumasını yeniden deneyeceğiz. Vay canına, bu yaptığın alçaklık. Ama bunu daha önce de yaptığı için geçen seferkinden iki kat daha fazla araba bırakarak çıtayı yükselteceğiz. Yarın görüşürüz. Kendimi kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Blake gecenin geri kalanını son aşamada diktiği bariyeri enerjiyi bozarak geçirdi ya. Ve tatlı bir uykunun ardından üçüncü aşama için hazırlıklara başlamaya hazırdı. Saat sabah 8. Yeni uyandım. Bugün biz bütün Meksika'yı toplamış ama yapacak çok işimiz var. Hadi başlayalım. Üçüncü gün için planım şu. Yine gitti 12 saat uyudu. Konteynerinin altını keseceğim. Onu arabanın üzerine bırakacağım. Sonra iki konteyner daha alacağım. Onları arabanın hemen üzerinde bir noktada birleştireceğim. Ve en önemlisi bu sefer yanıcı bir şey kullanmayacağım. Bu arabaları saptırır mı? Evet tabii. Hayır dersin sanmıştım. Blake daha sonra ekibinden konteynerdeki tahta parçalarını teker teker çıkarmalarını istedi. Çünkü son meydan okumayı bu yüzden kaybetmişti. Sonra da Lamborghini'yi çevreleyecek olan konteynerin tavanını kesmelerini istedi. Konteyner evet. Bu arabaya çok zarar verebilir. Ve şey ezer değil mi? Evet. Ezer mi? Yani evet bence fazla ağır. Bu da... Harbiden neresi tahta lan? Konteynerleri. Oğlum çenesi niye patlamış gibi duruyor? Götçene işte bak. Tam bir götçene. Ama bu biraz fazla değil mi? Senin... Squad yapmış. Abone ifadendeki... Tamam yapma yapma. Kıçla aynı. Ha tamam pardon. Aynen. Benim çeneme gönderme yapacağını sandım. Hayır lan bir şey yapamıyorum. Daha hallolduktan sonra Blake'in tek yapması gerek... Bak ne güzel geçen gün kurabiyeyi yiyebildin. Eken konteyneri Lamborghini'ye zarar vermeden dikkatlice indirmek. Bir çizik binlerce dolara mal olabilir. İyiyiz, aynen böyle. Araba çok yakın, çizilmek üzere. Parmaklara dikkat, indiriyoruz. Evet, evet. İnanamıyorum. Şimdi de bu konteynerlerden bir V oluşturacağız. O aynalar kırılır da. Araba oraya sıkışırsa. Hayır, bu mümkün değil. Bu sivri şeyi tepeye bu yüzden koyuyoruz işte. Sence bu gerçekten de arabaları saptırabilir mi? Kesinlikle. Geriye 20 dakika kaldı. Bu bitince Lambo'su yanacak mı göreceğiz. O 500 bin... Adam Lambo'ya fırın yaptı oğlum. ...doları gibi. Ve her zamanki gibi Blake her saniyesini değerlendirdi. 3, 2, 1. Bu kadar toprağı ne yapacağını hiç anlamadım. Süren doldu. Hayır. Bakalım geçen seferkinin aksine 3. aşamayı geçecek misin? Göreceksin. Blake, bu meydan okumada tamı tamına 500 bin dolar kaybetmiştin. Nasıl hissediyorsun? Kendime güveniyorum. Seyircimiz bir şey merak ediyordur. Geçen seferki... Ya bebeği arabaları yakıp atacağım diye orada var ya 12 tane jip yakıyor ya. Böyle sistem olmaz olsun ya. Gibi içine tahta koydun mu? Birazcık hayır şaka şaka içinde hiç tahta yok. Hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Kader anı geldi içeri gel. 3 nakliye konteyneri, bir sürü toprak, beton ve şu sivri çatı neyse işte. Hepsi yanan 10 arabaya karşı. Hazır mısın? Hadi başlat kanka. Arabayı ateşe verin. Kanka. Acaba Blake 200 bin dolarla dolu yepyeni Lamborghini'sini en sonunda elde etmeye bir adım daha mı yaklaşacak? Yoksa başarısız olup eve eli boş mu dönecek? Ne olacak öğrenmek üzereyiz. 3, 2, 1... Bırakın! Oh! Oh! Oh!
Bu hiç olmadı. Bence, gerçekleşmesini istemediği bir şey varsa o da buydu. Hayır. Hala umutlu musun? Hayır. Bek değil. Hayır. Evet, eski anılar gözümde canlanıyor. Senin mi canlanıyor? Tamam, sıradaki gelsin mi? Ne, hadi gönder, gönder hadi. Bırakın. Olamaz. Hayır. Çatı çökmek üzere gibi görünüyor. Lakin geçen seferki gibi yanan arabaları geçememe ihtimaline karşı bu anı değerlendirip size harika yeni bir telefondan bahsedeceğim. Şu anda ekranda izlediğiniz şey... Onu araya soktu. Ne alaka lan? S24 Ultra ile çekilmiş. Telefon ağır çekim ve 4K kayıt yapabiliyor. Telefonun kamerası ayrı bir şey. Yaklaşık 200 metre uzaktayız ve gece vakti. Çok belirgin. Evet, bırakabilirsiniz. Aa, çok kötü bir manzara. Ayrıca Galaxy AI foto asistanı gibi bir sürü yeni özelliğe sahip. Lambo'nun tamponunun çatladığı aşama vardı ya, hatırladınız mı? Bu şekilde parmağınızla seçebiliyorsunuz. Şimdi tek yapmanız gereken silmeye basmak ve böylece tampon tamir oluyor. Arabam hasarsız. Fotoğrafta öyle ama. Bırakabilirsiniz. Bu telefonda ayrıca bilgiye erişmeyi inanılmaz derecede kolaylaştıran Circle to Search Google özelliği de var. Geçen sefer olsa Blake ahşaplarına uzunca basıp gibi demiryolu travel. Bu telefon beni gerçekten etkiledi ve sizin de etkilendiğinizi düşünüyorum. Yani samsung.com'a gidin, açıklamadaki bağlantıya tıklayın ya da bu QR kodunu... Araba üstüne araba bırakıyor. Her arabayla Blake'in daha da gerildiğini görebiliyorduk. Ama aynı zamanda bu darbenin konteynere büyük zarar vermeye başladığı da belli oluyordu. Ezilmeye başladı. Altaki konteyner bayağı bir eğildi. Bu noktada Lamborghini'yi koruyan konteyner arabaların ağırlığı ve ısısı nedeniyle ezilmeye başlamıştı. Bu son gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmadı. Ve son arabayı da bırakma vakti. Evet. Hayır. Hayır, içerisi 1000 derece falan olmalı. Lamborghini muhtemelen şu anda eriyordur. Yangın söndürücüyü aldık. Nasılsa çok hızlı koşuyor. Dikkatli ol Blake. Geliyorum. Ne durumda? Her şey yolunda. Bir şey yok. Evet. Nasıl? Aynalar mı duruyor lan? Eğer bir araba daha bıraksaydık bu konteyner yıkılırdı. 10 bin mermiyi durdurdun. Kolaydı. Sonra arabanın düşüşünü yavaşlattın. Evet. Ayrıca yanan 10 arabayı da... Bu arada en risklisi ikinciydi ya. Savuşturdun. Dördüncü aşamaya geçme vakti. Hadi treni görelim. Ve süren şimdi başlıyor. Gitmem gerekiyor. Esas 4 abi. Kolaylıklar dilerim. Gidiyorum. Neye koşuyor ki? Blake trenin diğerlerinden çok daha ciddi bir tehdit olacağını biliyordu. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden işe koyuldu. Treni durdurmanın en iyi yolu raydan çıkarmak. Burada da bunu yapmaya çalışıyorum. Bu traversler sıkıca tutturulmuş. Hepsi trenin altında olacak. Tren de onlara çarpacak işte. Eğer bunu 100 kere daha yaparsam trenin bunları aşıp geçebileceğini pek sanmam. Traversler bana geçen videodaki mücadeleyi kaybettirdi. Bu sefer kurtarıcım onlar. Raydan 5 santim kurtarırsak bunu kazanıyorum. 5 santimetre çok fazla. İşte bu. Bu işi tamamladıktan sonra üstüne beton dökebilirim. Bence bu işe yarayacak. İşe yarayacaktır. Blake gece boyunca ekibiyle hiç durmadan çalıştı. Ya birbirine bağlı tekerlek sistemlerine böyle battaniye gibi şeyler sıkıştırınca onlar kilitleniyordu. Dur bakayım, merak et. Ben burayı tam odaklanamadım lan. Neresi için diyorsun onu? Abi mesela bu şeylerin, trenlerin tekerlekleri birbirine bağlı ya. Evet. Bir bakıma tankların da öyle. Mesela onların içine battaniye falan sıkıştırıyorlar yolda giderken. Hmm. Dönemiyor sonra. Kilitleniyor. Bak, işe yarayacaktır. İçeri kilitlenecek bir şey sıkıştırsa. Ya sanırım trene müdahale yok. Tren yoluna yapıyor sadece. Tamam abi, onu engellersin ya. Yolda sarılacak bir şey yapar. Yolda sarılacak bir şey yapar ona. Dur bakalım, ne yaptın? Ekibiyle hiç durmadan çalıştı. Ve ertesi sabah döndüğümde meydan okumanın onu mahvettiği belli oluyordu. Ne haber Jimbo? Sesine ne oldu senin? Ölmeme ramak kaldı. Bildiğiniz gibi bu videoda 250 bin dolar kaybetmişti. Bu videoda da 500.000 dolardan olmuştu. Bence Blake kaybetmekten bıkıp usandı. Çok sıkı çalışan bir ordusu var. Şu anda 3. aşamada bıraktığımız arabaları tren raylarına yığıyorlar. Ama zamanı gittikçe azalıyor. Ve bu treni durdurup Lambos'una kavuşmak için Blake rayların üzerine çok daha fazla şey yerleştirmeye başladı. Konteynerler, darbeyi hafifletmek için yataklar gibi. Gerçekten çok çabaladı, artık onu tutuyorum. Ve su tankları. Blake ne yaptığını iyi biliyor gibi. Ne yazık ki sadece 11 dakikası var. Bu noktada Blake zamanda olmadan bariyerlerini bitirmek için her şeyini ortaya koydu. Ve bütün bunlar aslında etkileyici görünüyordu. İşte bu. 3. Son düzlüğe girdik. 2. 1. Son savunma attı. Zaman doldu. Dur. Dur şunu. Dur.
Artık zamanın kalmadı. İnanamıyorum. Birinci aşamadaki konteynerlerden, ikinci aşamadaki yataklara ve hatta üçüncü aşamadaki yanan arabalara kadar Black bir şekilde önceki aşamalardaki bütün kaynakları kullandı. Bakalım eve Lamborghini'yle mi döneceksin yoksa seni evine ben mi bırakacağım? Görelim şu treni, hadi görelim. Bütün bunlara dalmadan önce treni geriye almamız lazım. Gerçekten çok geriye gideceğiz. Böylece tren bütün bunlara çarpmadan önce bayağı bir hızlanacak. Bu sana uyar mı? Hayır, hem de hiç uymaz. Dürüst ol Black, Lamborghini'nin kurtulacağını düşünüyor musun? Yani umarım kalır Jimmy. Elbette trene Fissables logosu yaptırdık. Dünyanın en iyi çikolatası bu. Kendinize bir iyilik yapın, yeni tarifi mutlaka deneyin. Ama şimdi Black'in hayatının en önemli ağrına tanıklık edeceğiz. Bakalım Lambo kazanabilecek mi Black? Bir şey söylemek ister misin? Ne yapacaksın görelim. Treni gönderin. İşte geliyor. Olamaz, olamaz, olamaz. Tren geliyor. Mesafeyi bütün bunlara saatte 55 kilometre hızla çarpması için ayarladık. Hayır, çok hızlı gidiyor. Raydan çık hadi, raydan çık lütfen. İşte geliyor. Bakalım bütün bunlara değmiş mi? Attı valla. Ama duracak diyor. Durdu. Yattı attı ayağım. Evet, çıktı raydan. Ne? Ha, bekle. Ne? Bekle. Tren raydan çıktı. Evet, sanırım durdu. İnanamıyorum. Hiç bu kadar mutlu beni görmedim. Ama 55 kilometre ne ya? Raydan çıkar. Bassalar mı şöyle bir 150? Yapamaz oğlum, o kadar rayı bile yok ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Başardım. Başardım. İşte bu. İnanamıyorum. Evet. İşte yeni. Buralarda yatak koymuşlar ya, bana koyayım. Hani buraya kadar varırsa tam ne olur olmaz hani. diye vuracak ve savuracak. Lamborghini'nin Black. Lamborghini kazanmakla kalmadı. Her ayrıca yandı. Bütün bu aynı parayı işte aldı. Tebrikler. İşte bu. Hani bu videoyu da ayrıca. 3 tane kamera vallahi. 5 tane girdi. İşte yeni Lamborghini'nin Black. Yok oğlum. İçi çökmüş. Kapalı ya. Kapalı duruyor ya. Lamborghini yani kapıda bir göçük yok mu bak, o ne? Bütün... Toz. Evet. İşte yeni Lamborghini'nin Black. Çizik gibi ya böyle. Hayır, bu da şeyin altı, aynanın altı bu. Lamborghini kazan... Yok ya. Benim Lambo mu var amına koyayım? Tahmin ediyorum ben de. Ayrıca bütün bu parayı da aldı. Tebrikler. İşte bu. Bu videoyu bitirmenin en iyi yolu ne biliyor musun? Ne? Walmart'a gidip hemen şimdi Fistables'ı almak tabii. Kimdi onu? Nikini verin lan bana o çocuğun. Geldik mi o ana? Festivals. Ver bakayım. Acaba tam bu da diyor ya işte Walmart'a gidip hemen Festivals almak. Orada mesela bir çocuk işte bu deyip Walmart'a koşuyor mu gerçekten? Vardır. Hadi gidip Festivals alalım. Vardır. Bakalım. Bendim abi demiş, asık surat atmış. Afiyet olsun abim. Öğretmenden çıtır hasarlı Lambo. Hiçbir de utanmadan videoya da dahil olmuşsun. Gülmeler. Abi ben sessiz bir tane atmıştım evde. 20 dakika havalandırmak zorunda kaldık. Osuruk muhabbetlerine dahil olunmuş. Ondan sonra cuma 27 abi. Pipin reise sonsuz güven. Hiç banlanmayacakmış gibi yaşamış lan. Treşin abi o. Pora abi o. Oy mis. Bakayım. Ben de gidiyorum ikinci arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Son mesajım olabilir bu. Ha yok. Şey tadını çıkarmış. Hani bandanmadan evet, önce. Evet. Ulan normal son bir chatterlığımı yapayım. Hiç o konuya takılmayayım demiş. Ve vedalaşmış. Evet, kararın her zaman olduğu gibi. Re yapmayacağım desem de chat'e bırakıyorum. Bu arkadaş spoiler verdiği için. Banlansın mı? Banlanmasın mı? Hayır, şey atın oğlum, ifade atın. Kalp banlamıyor, banlıyor. Sadece yapılması gerekeni DM'den atıyorum abi. Kim? Bu ne demek biliyor musun? Tabii abi. Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Azrail'e evet. Senden canı alaydı, kurtulaydı. Spoiler'ın karşılığı budur. Yerim mi gitti lan? Hayır. Yo. Vallahi arkadaşlar gördüğüm kadarıyla ban çıkıyor ya. Bir şans vereyim dedim ama bizim chat spoiler'a karşı çok nettir bu arada bak. Ben de çok netimdir. Yine de abonelik de pahalı şimdi, üzülüyorum. Bakayım son mesajı neymiş. Bendim abi demiş. Kendini banlamış olabilir mi? Yok çünkü.
Oy bile kullanmamış bak kendine. Evet. O an geldi o zaman. Çok uzatmanın lüzumu yok. Slash user Jadeablos. Sana elveda. Yine hesap açarsan ve gelirsen bir daha asla spoiler verme, olur mu?